Fakat uzman hadsiz esrarından 5 sırrını 5 nüktede beyan edeceğiz demiş. 5 sırrı var. 5 nüktede beyan edeceğiz. Evet. Bu üçüncüsü kısmından gireceğim ben mevzuya. Birinci ve ikincisini gayet çeşitli yerlerde okuduk. Bakarsanız kitaplardan da görürsünüz. Yani burada açıp bakarsanız 20. mektup 10. kelime bu ikinci bölümünde. Bu üçüncüsü var yani kudretin sırlarından meselesi var. Tamam mı? Beş sırrın, hadsiz kudretin sırlarından beş sırrı. Şu kainatta görünen tasarrufat ve efal ile hükmeden sani kaderin kudretine nispeten en küçük cüz kadar kolay gelir. En büyük kül en küçük cüz kadar kolay gelir. Yok işte Cenab-ı Allah yani ben olmasam cüziyatı bilemez gibi. Böyle abuk subuk bir noktaya varıyor. Hani o kadar kafa çalışıp çalışıp buraya varıyor yani. Anlatabildim mi sonuçta? Yani kendine göre bir şeyler yumurtluyor. Bunun dinde bir hükmü yok. Zaten buna inanan da yani kafir. Yani bunu işlemeye çalışan da kafirliği dinin içine sokmaya çalışan bir adam. Yani ne demekse bu saçma sapan bir şey. Bundan bir netice çıkarmış olabilir elin kafir de. Bu bizi bağlamaz ki. Bu dine, bu referansta bakıp da bir şey çıkarmak mümkün değil. Bak çünkü hadsizliği, gerçek hadsizliği, onlar limitsizliği bilmiyor. Cenab-ı Hakk'ın hadsizliğin sıfatlarının hadsizliği demek. Önce bunu kavrayalım. Hadsizliğe nispeten hadsiz kudretine nispeten en büyük şey, en küçük cüz'i şey kadar, en büyük külli, en küçük cüz'i kadar aynı mesafededir. Ona kolay gelir. Bu kudretinde de böyledir, ilminde de böyledir. Hiç ve in min şeyin diyor ya, evet öyle derecesinde Cenab-ı Hakk'ın en büyük şeyden en küçük şeye her şeyden haberdar. Ve bütün potansiyelleriyle şey olması gerekmiyor. Mevhum olması yeterli. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmin planında her şey var. Bizim düşünemediklerimizin trilyon fazlası, hadsiz okyanuslar fazlası da var yani. İlim dairesi deyince yani bizim burada bütün potansiyellerimiz buna yine yetmez. Ama biz anlıyoruz ki imkanat daireleri var, Cenab-ı Hakk'ın ilmi var. Tamam mı bu meselede? O ilminden meseleler okuyor. Ama kudretine nispeten de böyledir. Kudretine nispeten en büyük külli, en küçük cüz'i kadardır meselesinde. Ve buna kolay gelir. Çünkü şeydir diyecek şimdi, neden böyledir? Bu sırrı açıklıyoruz. Efratça kesretli bir küllünün icadı, fertleri çok olan bir küllünün icadı, bir tek cüz'ün icadı kadar suhuletlidir. Bir tek cüz'i, ufacık bir şey yaratılması kadar kolaydır. Tamam mı? Yani koca sivrisinek ordusunu görüyorsun ya, mesela devler göğü kaplamış gibi düşün. Tamam mı? Orada bir tane sivrisinek yaratmasıyla tümünü yaratması kudrete nispeten aynı işçiliktir. Kolaydır. Çünkü sonsuza nispeten, tamam mı? Bu mesele böyledir. İçine aczi girmediği için derecelendirme yoktur. İçine zıttı girmediği için. Hani şimdi felsefe diyor ki zati diyor. Zati sıfatlar diyor ama zati derken yanlış düşünüyor. Şöyle yanlış düşünüyor. Zati tam anlamlandıramıyor. Şöyle anlamlandırmıyor. Diyor ki yani sadece Cenab-ı Hakk'a ait olan. Ya hayır öyle değil sadece. Yani içinde hiçbir şekilde zıttı yok manasında. Tam limitsizlik noktasında. Bu mesele böyledir yani. İçinde hiçbir zıttı yok manasında. Yani zati sıfatları derken tamam sadece Cenab-ı Hakk'a ait ama yani şöyle söyleyeyim size. İçinde de hiçbir şey yok. Nedir o? Hiçbir sıfatın içinde zıttı yok. Biz bunu doğrudan algılamamız mümkün değil. Bunu da ama kainattan nispi olarak bizi hazırlıyor. Kainatta da bunun açılımları var. Kainat kitabından bu ders çalışabiliyoruz. Matematik olarak da yazabiliyoruz. Yani matematikte limit sonsuza giderken mevzular veya işte sonsuza giden serileri toplamalar derken sonsuz işlemler yapma kabiliyeti kazanıyoruz. Veya mukayese yapma imkanları kazanıyoruz. Derken Cenab-ı Hak Hazretleri'nin kudretindeki meseleyi anlamış oluyoruz. Kainat kitabını anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? En büyük bir küllüğünü tüm fertleri bir tane ufacık cüz'ün fert kadardır. Ona bir mesele yoktur. Sonsuza uzanan bir seride sayı doğrusunda. Tamam mı? Esasında orada sıfır noktası yoktur. Sıfır noktası bizim kafamızdan uydurduğumuz bir rakamdır. Yani bak tekrar ediyorum. Aha bunu da ben katayım felsefeye. Sıfır yok demektir. Sonsuza uzanan bir rakamda neresinde sıfır olabilir? Niye bunun ortası sıfır olsun? İzah edebildim mi?
Biz matematikte bunu o aksiyom olarak kabul etmişiz. Yoksa onlu sistemi, binary sistemi oturtturamayız. Sıfır bir çalışan sistemi. İfade edebildim mi? Ama işin zati sıfatları kısmında Cenab-ı Hakk'ın matematiğinde böyle bir sıfır yok. Yani onun katında yok yok. Öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Bize nispeten sıfır var. O yüzden o sayı doğrusuna sıfır yazıyoruz. Ama Allah'ın matematiğinde sıfır yok. Her şey onun imkanat dairesi içerisinde. Bütün potansiyel dairesi içerisinde var. Yok yok yani ne diyorsan var kardeşim. Söyle bana olmayan bir şey söyle. Onun mutlaka matematik ve fizik büyüklüğü olarak karşılığı vardır. En saçma şeyi düşünüyorsan istediğin kadar saçma zıvır bilmem ne söyle tamam mı? Mutlaka onun matematik hesabı da var. Şu kainatta bütün de yeri var. Tamam mı? Ve ayrı bir alemin var. Kendine göre var mı? Tamam mı? Ama alemi şehadette yeri yok. Madem ki seni yumurtluyorsun bu meseleyi. Şunu için söyleyeceğim. En küçük cüz'i en büyük külliğinin tüm fertlerini yapması en küçük cüz'ünün bir şeyi kadar meseledir. Ama felsefeci hoca ne diyor orada? Diyor ki işte bu ünlü Fransız Baudrillard'ine şey diyor. Ayrı bir sonsuzluk kavramı getirmiş. O kavramda Cenab-ı Allah yani ben olmasam yani kişi olmazsa zat yani tamam mı? Cüz'iyatı bilemez. Bilemez diye bunu kelamcılara söylüyor. Ya bilememek ne demek? Böyle bir cümle kurulabilir mi? Bunu felsefeci kurar. Ama kelamcı der ki hop bir dakika der ya mesela demesi lazım ya. Bilememek ne demek ya? Böyle bir şey olur mu? Anlatabildim mi? O felsefenin problemi kendi kafasında uydurduğu bir şey. Hakiki zati meselenin içinde az yok ki derecelendirme olsun ve buna nispeten yok yok olsun. Yani içinde sıfır yok. Çok felsefi konuştum ama esasında bu kelam ilminin temel meselesidir. İçinde zırnık miktar zıttı yoktur. Ve sıfır da yoktur. Bak size söylüyorum. Yarın matematikte sıfırı kullandığımız için çok pişman olacağız. Çünkü çok şeyi kaçırmış oluyoruz. İfade edebildim mi ne demek istediğim? Ama başka çaremiz yok. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Hani mühendislik hesabı bu. Yani insanlığın çaresi yoktu. Yaşamak için bir şey yapmak zorundasın. Yani hadsiz Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellileri karşısında tamam mı? Bir başlangıç yapmak zorundasın. O başlangıç noktasının karar vereceksin. Sıfır mı olacak, bir mi olacak? Sıfır diyorsan başka bir medeniyet kurarsın. Bir dersen başka bir medeniyet kurarsın. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ama bir yapıp da köprüler başına yıkılabilir. Sıfır dersen köprüler sağlam olabilir. Yani bu da var yani. Bu riskleri iyi almak lazım. Çünkü bir derken de ayrı problemler çıkacak. Çünkü sonsuza uzanan bir meseleyi kavramak durumundasın. Dolayısıyla da biz sıfırı bulduk ama başımıza da iş açtık. Medeniyet olarak kendimizi belli bir şey içine koyduk. Ve şimdi şöyle söyleyeceğim. Efratça kesretli bir küllünün icadı bir tek cüzün icadı kadar efendim suhuletlidir, kolaydır. Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten. Çünkü içinde az yoktur. Doğrusal matematik, Newton fiziği geçerli değildir. Cenab-ı Hakk'ın şeyinde, kudretinde, sıfatlarında, fiillerinde, şu kainatta esasında. Biz bunu çaresiz kaldığımız için Newton fiziğini ürettik. Doğrusal üretimi ürettik. Yani şunu demek istiyorum doğrusal lineer meseleyi. Nedir? İşte iki işçi bir kulübeyi tamam mı? 20 günde yaparsa tamam mı? 4 işçi bir kulübeyi kaç günde yapar? Cevap 10 gün. Çünkü ne oldu? İşçi sayısı arttı. Gün aynı şey kulübe sayısı aynı. O zaman ne olacak? 10 günde yapacak değil mi? Hani iki işçi bir kulübeyi 20 günde yapıyorsa hani büyük bir kulübe yapıyor 20 günde yapıyorlar. Tam barakayı bir evi veya her neyse 4 işçi 10 günde yapar. Bugün en basit matematik problemi bu. Ama bu alış tarzı kainatta çalışmıyor. Bak biz bunu kainattan gözlemlemedik. Biz bunu matematiğe bir takım kabuller yaparak mecbur kaldık. Böyle düşünüyoruz. Çünkü kainatta kudretin işi böyle değil. Yani hiçbir iş böyle yürümüyor. Bir Cenab-ı Hak papatya yaparken bu meseleyi böyle yapmıyor. Yıldızları yaparken böyle yapmadı. Taşı toprağı yaparken böyle yapmadı. Onun yapış tarzını söyleyeyim. Tamam mı? İki kişi tamam mı? İki işçi bir barakayı tamam mı? 20 günde yaparsa diye söyleyeceksin sen şimdi soruyu. Tamam mı? Veya şöyle söyleyeyim. 2 milyon işçi tamam mı? 100 bin barakayı 2 günde yaparsa iki işçi tamam mı? 100 bin barakayı kaç günde yapar? Ben cevap veriyorum yine 20 günde yapar. Çünkü kudrette eksilme altma yok. Şey yok yani. Bu işçi sayısının önemi yok.
Esasında sen bunu kudret diyeceksin. İşçi sayısı güç meselesidir. Tamam mı? O bir göz aldanması. Yani diğer sebeplerin devreye girmesinden dolayı biz işçi sayısını düşük veya yüksek görüyoruz. Hani Allah'ın mürettip ismini görmek için, mürettip ismi mesela, müdebbir ismini görmek için işçi sayısı az çok gibi gözüküyor. Yani kudret az çok gibi gözüküyor. Ama esasında orijinalinde işçi sayısı hadsiz, her zaman hadsiz. Yani kudret hadsiz. Dolayısıyla da şu kadar zamanda bu işi yaparsa bunu elde eder. Şu kadar zaman yaparsa bunu elde eder değil. Her zaman göz açıp kapayıncaya kadar hepsini bir arada yapar. Her işini öyle yapıyor. Derecelendirme sadece şeyden dolayıdır. Göz aldanmasıdır tabiri caizse. Neden dolayı göz aldanmamız var? Çünkü Cenab-ı Hak kudrete limit koyuyor. Bunları ardı arkasına yap diyor. Bir anda yapma. Önce şunu yap. Sonra şunu yap. Sonra şunu yap diyor. Tamam mı? Sen de zannediyorsun ki bir lineer var. Yani buna ihtiyaç var. Bundan buna ihtiyaç var. Bundan buna ihtiyaç var. Bunu elde etmek için. Halbuki kudret her bir levhayı ayrı ayrı yapıyor. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Anlatabildim mi? Bu meseleyi iyi kavramak lazım. Yani lineerlik Cenab-ı Hakk'ın kudretinde yok. Lineer artış diyagramı. Doğrudan hadsiz ilahi kudret her bir noktada hadsiz olarak kendini ifade eder. Yani hadsiz bir limit sayısı, sonsuza uzanan bu x ekseni var ya, ortasında sıfır olup hani sonsuza uzanan artısız, eksi sonsuz. Onun ortasındaki sıfırı kaldır. Esas derecelendirme şöyle söyleyeyim. Ona nispeten bu sonsuza uzandığı için bütün rakamlar birdir. Aynı mesafededir. Çünkü sonsuzdan bahsediyoruz. Esasında mantık olarak da yanlış. Sonsuza uzanıyorsa bu x çizgisi, tamam mı? Bir rakam ne kadar büyük olursa olsun bir hükmündedir. Bir. Yani bakın 100 trilyonla bir aynı mıdır sonsuza uzanan bir seride? Yahu evet. Bugün matematikçilere sorsan evet diyecek. O zaman hocam sen buraya sıfırı niye koyuyorsun? Derecelendirme niye çıkıyor? Bu eğer x sonsuzsa bu derecelendirmelerden geliyor. Bak Cenab-ı Hak esasında ipuçlarını da veriyor kudretin hadsiz olduğuna dair. Fakat biz işçiliğimizi ona uyduramayacağımız için bir geçiş rampa yapmamız lazım. Biz çünkü hadsiz kudret sahibi değiliz. Limitli kudretimiz var. Yani ve ödünç almışız Cenab-ı Hak'tan belli bir süre. Belli bir parça. Dolayısıyla da bu mühendisliğe ihtiyacımız var. Böyle de canımı ye. Ama deyip de kainatta böyle işler çalışıyor deme. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bu meselede. Bizim bu fenlerin bakış açısı ise lineer bakış açısıdır. O yüzden Cenab-ı Hakk'ı bu lineer iş yapan birisi zannediyorlar. Yani az iş yapar, az yorulur. Çok iş yapar, çok yorulur bizzat. Anlatabildim mi? Ya cidden böyle düşünüyorlar yani. Az yaparsa az yorulur, çok iş yaparsa çok yorulur. Çünkü cüziyattan habersiz ne demek? Yani o kadar niye yorsun ki kendini canım? Yapmış işte, çalıştırıyor. Sümbahaşa. Hani o kadar niye ilgilensin? Koca azameti ilahi yani. Sümbahaşa. Anlatabildim mi? Yani niye yoğursun kendini gibi? Ya arkadaş böyle bir şey yok ortada. Kainat böyle yapılmıyor. Yapılış tarzında Cenab-ı Hakk'ın böyle bir tarz yok. Fakat biz limitli algılamalarımızla köprü yapmak, ev yapmak zorunda olduğumuzdan, araba yapmak zorunda olduğumuzdan, tamam mı? İşimize böyle bakmak işimize geliyor. Bundan dolayı araba yapıyoruz falan ama yaptığımız arabalar da çürük, çarık, adi ve burada dolaşan şeyler oluyor. Yani yıldız arası bir şey yapamayız. Yani avucunu yalan. Çünkü size söylüyorum. Doğru bir matematikte çalışmıyoruz. Yani yıldızlar bu matematikte dönmüyor. Bizim bulduğumuz matematik bizim algılamalarımız ve bizim limitlerimiz içerisinde. Şu hayatı kolaylaştıran meselenin rakamlara dökülmüş hali. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın matematiği böyle değil. Tamam mı arkadaş? Orada bundan dolayı sıfatlarını kavrayamıyoruz. Yani hu ala külli şeyin kadir diyoruz. Ama hani ya Allah hani düşünüyoruz ki tohumu yapmış ki ağaç yapmak için. Cenab-ı Hak çiftçilik yapıyor. Anlatabildim mi? Ya öyle çiftçilik yapmıyor. Böyle bir şey yok. Tohumu da o yapıyor. Tamam mı? Her bir aşamasını da o yapıyor. Koca ağacı da o yapacak, yapmış. O tohumdan bağımsız onların yapılması. Ama biz ne görüyoruz? Tohumdan böyle bir geçiş var ya. O geçiş esasında kudret o geçişi yapıyor ki sen Allah'ın işte Fettah ismini göresin. Fettah ismini kavrayasın. Hani Fethi Suver hakikati ortaya çıksın. Yani o geçişler var ya, bir fettahiyet var yani, açılım var.
bir tohumdan açılım yok mu? Suretten açılmıyor mu? Mesela biz basit bir tohumdan açılmıyoruz, basit bir sudan açılmıyor muyuz? Bizim suretimiz açılmıyor mu? Fethi suven hakikati var mı? Kainatı işgal etmiş, fethetmiş. Kainat bir noktadan açılmış değil mi fethi suven hakikatiyle? Fethi hayat hakikati. Ama size söylüyorum, hiçbiri ihtiyaçtan değil. Bunun altını çiziyorum. Şimdi burada önemli kısmı, burada suhuletli olmasını iyi kavrayalım. Bir de bizim matematiğin ihtiyaçtan kaynaklandığını bilelim. Yani biz kendi matematiğimizi çıkardık ihtiyaçtan dolayı. Bunu anlıyorum. Nedir? Çünkü ev yapmak zorundayız, araba yapmak zorundayız, uçak yapmak zorundayız. Tamam mı? Doğrudan bu matematiğe varamayıp 10 bin sene bekleyelim mi yani? Tabii ki bir şeyler yapacaksın. Üzerine yeni matematik bulman gerekiyor ama o sırada. İfade edebildim mi? Ama biz orada çakılı kaldık. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ı bu limitli matematikte ölçüye vuruyoruz. Diyor ki Allah'ı bana göster diyor. Tamam, ulan zaten sen bu matematikle, tamam mı, Allah'ı bu hesap kitapta bulamazsın. Sen, çünkü Allah'ın yaptığı işleri sen yanlış bir matematiğe oturtturdun. Üstelik doğru çizerken. Yani bir doğru, sonsuz doğru çiziyorsun. Tamam mı? Onun üzerinde her bir rakam sonsuza nispeten aynı rakamdır. Yani bu derecelendirme yanlış bir derecelendirmedir. Böyle tek boyutlu matematikle bir yere varılmıyor. Size söylüyorum. Ancak Ay'a gidersin. Mars'a gidersin ama Mars'tan gelir misin bilmiyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hani o kadar yani. Tek yön bilet. One way ticket. İzah edebildim mi? Çünkü bu matematik lineer matematik. Ve Allah'ın işleri böyle yaptığını düşünmek en büyük şu an bizim medeniyetimizin hatasıdır. Bundan dolayı hani bize Allah'ı göster diyor. Proof diyor. Scientific proof diyor. Tamam arkadaş, önce sen bir kendini çeki düzen ver. Kainatta olup biteni anla. Gel bir dinleteyim sana. Şu bahar sayfasından benden bir istersen Allah'ın ayetlerini dinle. Bahar sayfası üzerinden. Ben sana Kur'an ayetleri de okurum da önce bahardaki Kur'an ayetlerini okuyayım. Hani cisimlenmiş Kur'an ayetlerini okuyayım. Oradan dinle. Allah'ı öyle bir bak. Allah'ı kendi lisanıyla kendini tanıttırdığı şekilde dinle. Bir bak bakalım jeton düşecek mi? O diyor ki benim kudretime hiçbir şey ağır gelmez. Bu gördüğün hiçbir şey ben kudretime yardımcı olsun diye yapmıyorum diyor. Mesela eğer bu Kur'an'dan bir sure olsaydı bahar sayfası, tamam mı, 25. ayet olurdu. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Allah affetsin ifademi. Yani bu benim kudretime, bu, kainata baktığınız zaman bunu okuyor muyuz? Okuyoruz. Esasında tamam Türkçem çok bozuk. Cenab-ı Hak sümme haşa bunu en güzel şekilde zaten hani orijinal Arabi mübin ifade etseydi ederdi. Zaten etmiş de. Kefe yuhul arda badı meftihe diyor. Tamam mı? Meftiha. Değil mi? Doğru mu? Fakat bir de hani hayat sayfasından gördüğümüz canlı olarak bunu okutturuyor. Bu meselede ama hiçbir lineer matematik kullanmıyor. Yani bir papatya yapmak için şu kadar zaman harcadım. Kainattaki yeryüzündeki şu papatyaları da şu kadar günde yaparım diye bir matematik yok. Kur'an'da da yok. Bahar sayfasında da yok. Farkında mısınız bunun? Ne diyor? Ma halkukum ve la bahsukum illa ki nefsin vahide. Yani birinizin yaratılması, tamam mı, tekrar diriltilmesi üstelik yani. Önce yaratılması ma halukaküm. Yani tek birinizin yaratılması ve tekrar böyle bahseküm yani tekrar yaratılması, iadeniz yani. Tamam, illa ki nefsin yani vahide cümlenizin yani diriltilmesi. Karıştırdım ama anladınız. Yani cümlenizin yapılması, tekrar diriltilmesi bir taneniz gibidir. Cümle doğru mu yanlış mı şimdi? Bu cümle bu. Ayet-i kerime. Burada yani bunu da demiş oluyor ki bir cümle papatyaları yapmam, bir bahar sonra tekrar yapmam, bir papatyayı yapmam gibidir. Tekrar bir bahar sonra yapmam gibidir. Bir baharı şimdi yapıp bir bahar sonra aynı papatyayı yapmam gibidir. Yani bana yorgunluk da dokunmaz, bana yük de yüklenilmez, tamam mı? Ve bana bu iş bu kadar kolaydır ve dolayısıyla bunun adı lineer matematik değildir. Yani 3 günde 5 papatya yaparsam 9 günde 15 papatya yaparım diye bir lineer matematik var bizde. Cenab-ı Hakk'ın matematiğinde ma halkaküm ve la bahseküm illa ki nefsin vahide diyerek esasında lineer matematiği cümleten ortadan kaldırıyor. Farkında mısınız? Yani üstelik gördüğümüz şeyler üzerinden. Çünkü bu insan evladında böyleyse papatyada da böyledir. Anlatabildim mi? Patlıcanda da böyledir. Tamam mı? Şu gördüğün her şey böyledir. Yani insan böyleyse her şey öyledir yahu. Onların var edilmesi, tekrar iade edilmesi
bir tanesi gibidir. Bütün fertleriyle, bütün küllerin böyledir. Tamam mı? Bunu iyi kavrayalım. Bugünkü matematik sadece bize şu medeniyeti kurmaya yarayan Allah'ın isimlerinden bir mühendislik çalışmasıdır. Ama orijinalini ifade etmez. Orijinalinden alınmış bir hakikat değildir. Yani biz kainatta gözlemledik ama orijinalini kağıda dökemedik. Daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Orijinal hakkında yeni yeni projeler üretiyoruz. İşte kuantum fiziği bir giriştir buna. Hani bir introduction. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O doğrudan lineerliği ortadan kaldırıyor zaten. Kesikli yapılardan bahsediyor. Varoluştan bahsediyor. Yani hakikate yaklaşıyor gittikçe. Şeyden yok. Nedir o? O Newton fiziği falan geçmiş olsun. Matematikte sıfır falan bırak. Doğrudan frekansa geçiyorsun Newton şeyde, kuantum fiziğinde. Çünkü parçalı demek frekans demek. Televizyonda frekans ne demek? 50 Hz neydi? 50 defa taraması değil miydi? Esas parçalı değil miydi? Biz gözümüzde birleştiriyoruz değil miydi? Şimdi 400 Hz var gerçi. 800 Hz var televizyonlar da. 50 Hz benim gençliğimin televizyonları. Hani sabah filan hani var ya telefonken o renksiz televizyonlar 50 Hz'ti. Ondan sonra şimdi 800K, 1000K değil mi? Hertz şeyler var. Ses yani şey 8K, 16K Hertz'ten acayip artmış. Ama şunu diyeceğim, kainatın Hertz'i o kadar yüksek ki ve lineer, o kadar lineer değil ki mesela. Tamam mı? Tamamen hatta şey üzerine, kainat ihtizaz üzerine var. Ve kayyumiyet üzerine bağlı. Lineer hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Bir tane yapmakla bir atomu yapmak, kainattaki tüm atomları yapmak aynı işçiliktir. Çalıştırmak da öyle. Yapmak değil sadece. Çalıştırmak da aynıdır. Bunu esas kainattan bu dersi çıkarırsak, matematiğimizi düzeltirsek doğru düzgün uzay gemisi yapabiliriz belki. Çünkü ona göre teknoloji geliştireceğiz. Ama böyle teknoloji gelişmiyor. Gelişir gelişir. İnsanlar kafalı ama doğrultuyu değiştirmek lazım. Niye söylüyorum? Bunu Kur'an'dan alacağız. Kur'an bu dersi veriyor. Matematiğinizi değiştirin diyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Yani iki işçi bir duvarı 10 günde yaparsa, 4 işçi aynı duvarı, tamam mı, 5 günde yapar değil diyor Kur'an. Ben böyle bir şey, kainatta hiçbir şey yok diyor. Böyle bir şey yok. Benim işçiliğim böyle değil diyor. Sizin bu size ait bir mesele. Fakat ben böyle bir şey yapmadığım için siz kainatta olup biteni anlamıyorsunuz diyor. Anlatabildim mi? Yani biz kendi yapamayacağımızın limitlerini matematiğe, fiziğe koymuşuz. Ama bunu Allah böyle yapıyor diyoruz. İlimle bilim arasındaki farkı izah edebildim mi? Yani ilim başka bir şey. Hadsizlik ifade eden mevzular var. Ayrı bir matematik geliştirmek gerekiyor. İçinde sonsuzluklar ve sonsuz ıraksiyen seriler ve limitler gerekiyor. Ama bilim ise daha çok ondan bir mühendislik gibi, pratik hayatta uygulanamayacak şeylerin adı gibi oluyor. Basit kalıyor yani. İfade edebildim mi burayı? Yani yapabileceğimizin limitleri içerisinde bir mevzudur bilim. O anki. Doğrudan gerçeği böyle görmüyor çünkü. Çünkü Allah'a isnat etmiyor. Hadsiz kudrete nispet etmiyor. O olduğunu doğrudan kağıda dökmüyor. Kendi zihninde bir mesele var, onu kağıda döküyor. Ve biz bunu bilim diye yutuyoruz. Bak şöyle söyleyeyim. Allah'ın fiilleri, bak Allah'ın sıfatları kayıt altına alınmaz. Allah'ın sıfatları, şuunatı kayıt altına alınmaz. Yani kayıtsızdır. Hadsizdir, kayıtsızdır. Kayıt altına girmez. Yani kayıt şart altına girmez. Allah'ın isimleri de dolayısıyla girmez. Sıfatları girmiyorsa isimleri hayli hayli girmez. Çünkü isimleri sıfatların neticesidir. Sıfatları, isimleri girmiyorsa Allah'ın fiilleri de kayıt altına girmez. Aha, bir cümle daha. Bilim yani o zaman Allah'ın sıfatları, şuunatı kayıt altına girmiyorsa, isimleri girmiyorsa fiilleri de girmez. Bugün fiilleri yazdırmış E eşittir MC kare, F eşittir M1 çarpı M2 bölü D kare diyorsun. Ondan sonra H eşittir bölü 2 AT kare diyorsun. Veya işte Weber kanunları yazıyorsun. Bak esasında bu yöntem yanlış. Eğer kayıt altına almaksa bu, limitlendirmekse yanlış. Heisenberg zaten ilk bunda karşı çıktı bu meseleye. Dedi bakın dedi, gözlemliyoruz dediğin hiçbir şey, tamam mı, ve kağıt döktüğümüz bir şey, gözlemlediğimizden dolayı yanlış dedi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Kayıt altına girmiyor bunlar dedi Heisenberg, toprağı bol olsun. Ya bu işte esma tecellisinin ta kendisi. Çünkü neden? Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, esması kayıt altına girmez. Bu fiiller de girmez. O zaman bu fiiller nedir? Formüller yanlış değilse bile eksiktir, eksik.
matematiğe eksiktir veya uzantıları eksiktir. Yani ondan sonra devam eden uzantıları. Ne, değişkeni eksiktir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bu meselede. Bunu bak Kur'an söylüyor. Niye söylüyorum ben bunu? Çünkü bak Kur'an doğrudan doğruya bütün bilimlere yol gösteriyor esasında. Allah'ın kemalatını kainattan öğretiyor. Nasıl bir matematik kullanması gerektiğini, buna göre nasıl bir fizik geliştireceğini madem kainattan öğreniyoruz, kainatı en iyi tarif eden ve yol gösteren kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Finiştesidir. Ve burada da bize doğru matematiği, doğru fiziği işaret ediyor, gösteriyor. Abi niye bu kadar cesur konuşuyorsun? Ya Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bulunan ehli kitaptan birisi diyor Kur'an. Belkıs'ın tahtını sen gözüp açıp kapamadan ben buraya getireceğim diyor mu? Ehli kitaptan ilim verilmiş birisi değil mi bu? Ehli kitap. Ehli kitap. Yani the kitap. Yani el kitap. Yani bu Tevrat, Zebur filan olması lazım. Bu herhalde şey değil. Başka bir fizik, kimya kitabı değil. Çünkü ehli kitap ne demek? Değil mi Kur'an'da? Bu herhalde şeyi kastetmiyor, başka bir kitap türünü. Doğru mu? Tevrat olur, Zebur olur, şu olur, bu olur. Doğru mu? Yanlış mı söylüyorum? Yani Suhufu İbrahim de olur aleyhisselam. Yani yanlış anlaşılmasın. Belki o bile olur içinde. Ama şey bunun içinden ilim elde etmiş. O tahta gelmiş. Hadi ben de diyorum ki Kur'an haricinde bir ilim de getirin arkadaş. Bir yerden bir yere madde celbedin. Getirin bakayım. Demek ki biz Kur'an'ı ve diğer suhuf-ı semaviyeyi, kutub-ı semaviyeyi doğru düzgün bakmıyoruz. Bize verdiği mesajları algılamıyoruz. Burada ve hu ala külli şeyin kaderi işlemiş olduk bir parça daha hani girizgah olarak. Ama ben burada devam edeceğim hani şöyle söyleyeyim yani önümüzdeki hafta düşünüyorum bunu. İmdad-ı vahidiyet, yüsr-ü vahdet, tecelli-i ehadiyet. Bunları işleyeceğiz. Yani hafta inşallah. İmdad-ı vahidiyet, yüsr-ü vahdet ve tecelli-i ehadiyet.